Evet. Bugün Lütfi Bey'leyiz. Bu madencilik sohbetlerimize devam ediyoruz. İkincisi oluyor. Lütfi Çağlı'yı anlatmama gerek var mı? Hepiniz biliyorsunuz. Varsayıyorum. Gerçi kendisi uzun uzun anlatacak. Daha lafı uzatmadan sözü Lütfi Bey'e vereceğim. İlk önce şeyi soracağım. Ya bu Çağlı soyadını merak ettim. Çalı soyadı nereden geliyor diye. Başka çünkü Çallar var. İbrahim Çallı falan var. Var mı bir akrabalık diye. İsterseniz oradan başlayalım Lütfü Bey. Tamam, doğrudur. O tarafa doğru şey yaparsınız zaten. Arkadaşlar merhaba. Sevgili maden ve madencilik dostum, kardeşlerim, hepinize saygılar sunuyorum. Dündar Bey'in sorduğu sorudan başlayalım. Ben 1943'te Denizli'nin Güney ilçesinde doğmuşum. Güney Çal'la arasından bir Menderes Nehri geçen iki Denizli'nin iki ilçesi. Atalarım Çal'dan güneye göçmüşler. Dolayısıyla hep onları Çallı hocalar diye anmışlar. Dolayısıyla soyadı kanunu çıkınca da Çallı soyadını almışız. Derken bu konuda iki tane falan anım var. Resme Mesela merakınız var mı? Bu oradan mı geliyor resim olayı? evet, meşhur İbrahim Çallı da Denizli'nin Çal ilçesinin Bekilli kasabasından, yani benim doğduğum, atalarımın büyüdüğü kasabadan. Ama benim meşhur ressam kadar resim yapma kabiliyetim yok. Fakat resmi çok severim. Bu konuyla ilgili bir anım var. İzin verirseniz Dinleyelim. isterseniz. Hay hay. 1990'lı yıllarda Rusya'ya kömür ithalatı için gittiğimde beni Sibirya'da kömür ocaklarına götürdüler. Bir baktım, bir kaldığım yerde çok güzel tablolar var. Bu tablolardan bir tanesini satın aldım. Kaça? 80 dolar. Dolar kaçtı mı? Valla o zamanki fiyatı herhalde bir lira civarında. Ve dönüşte bunun kaydını kuydunu da aldım. Çerçevesinden çıkararak rulo yaptırdık ama uçağa binerken benim bu resmimi kabul etmediler. Dediler ki Kültür Bakanlığından izin belgeniz olması lazım. Beni götüren Rus arkadaşım iade ettim ve resimsiz Türkiye'ye döndüm. 15-20 gün sonraki bir ikinci gidişimde artık dedi ben onu bundan sonra sana kolayını buldum vereceğim dedi arkadaşım. Ve ben bunun üzerine birçok ressamı dolaşarak sanat sokaklarında dolaşarak neredeyse 8-10 tane resim aldım. Hepsinin kayıtlarını aldım. Ve rulo yaptırdık. Arkadaşım onu aldı. Beraber check-in noktasına kadar gittik. Bana dedi ki check-in yaptıktan sonra uçak koltuk numaranı eğer bana söylersen uçağa bindiğinde bu resimleri göreceksin dedi. Nitekim numaramı söyledim. Uçağa bindim. Bir baktım ki koltuğumun üzerindeki bagaj noktasında resimler duruyor. Ve tabii çok mutlu oldum. Şimdi o resimlerime her zaman titizlikle bakıyorum. Çallı ile ilgili ikinci bir şeyim daha var. Müsaade edersen Evet. onu da anlatayım. Evet. Terörün yeni yeni başladığı yıllarda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir krom madenine başladım. İşletme açtım. Bu işletme için zaman zaman gidip geliyorum. Van'a kadar uçakla gidiyorum. Van'dan Yüksekova'ya bir arabamız vardı. Onlar giderken Başkale'de bir çevirmeye yakalandım. Çevirmede askerler, jandarmalar kontrol yapıyorlar.
ve kimliğimi verdiğim çavuş bana dedi ki Çallı soyadı, pardon, Handi Çallı'yı tanıyor musunuz dedi. Yüzüne baka kaldı. Evet, amcamın oğlunun adı Handi Çallı ama Denizli nere, Hakkari nere? Dolayısıyla çok endişelendim ve tanımıyorum dedi. Arkasından peki geç dedi, gittik. Ertesi günü beni Hakkari valisi davetiye gönderdi. Dedi ki sizi makamında ağırlamak istiyorum. Sebep şu, Yüksekova gibi bir ilçede bir işletme, bir iş yeri açmanın mutluluğunu yaşıyor Hakkari yönetimi. Onun teşekkürünü yapmak istemişler. Gittim makamında ağırladı derken kapı çaldı, içeriye biri girdi. Vali Bey dedi ki, buyur Sayın Başkan dedi. Ve içeriye giren adamı bana tanıştırdı. Hakkari Belediye Başkanımız Hamdi Çallı dedi. Meğer o benim bir gün önce sorulan sorunun muhatabı bu arkadaşımızmış. Çallı soyadı nereden geliyor? Meğer orada da Çallı varmış. Dolayısıyla Çallı oldu. Evet. Lütfi Bey, siz daha önce konuştuk tabii de. Denizli'de liseyi bitirdikten sonra üniversiteye maden fakültesi. Fakat niye madenci oldunuz veya tesadüfler mi yoksa başka bir şey var mı mesela? Güven Hoca niye madenci oldun deyince ailesi inşaat mühendisi olsun istermiş. Ama başka sebeplerle madenci olmuş. Durum şu. 1961 yılında mezun olduktan sonra rahmetli babam benim doktor olmamı çok isterdi. Ama onun arzusu üzerine doktorluğa mecburen meylettim. Fakat ben şırıngadan korkan, kan görünce bayılan bir gençtim o zamanlar. Dolayısıyla yapamadım ve bir sene kaybım var. İkinci sene İTÜ'nün sınavlarına girdim. Sebep de şu. İTÜ'yü ben hep inşaat yapan, inşaat mühendisi yetiştiren bir yer olarak bilirim. Evet. Madencilikten hiç bilmiyorum. Evet. Sebep de İTÜ'ye girerken şu. Aydın, Denizli, Muğla bu gibi yerler liseler arasında yarışlar var. Evet. İTÜ'ye en çok öğrenci veren lise. Böyle bir yarış vardı. Dolayısıyla bu yarışa da yaparak İTÜ imtihanlarına girdim. Maden fakültesini kazandım. Ama madenciliğin ne yaptığını bilmiyorum. Evet, bu değil. Ve nitekim ilk stajıma gittim. Evet. İlk stajım tesadüfen Zonguldak Kozlu Bölge Müdürlüğü İhsaniye Bölüm Mühendisliği'nde olacak. Evet. Bizi karşılayan rahmetli duayenlerimizden Tarık Tamsun, eğitim baş mühendisi. Evet. İki arkadaşız. Oturttu. O çocuklar hoş geldiniz dedi. Evet. Siz dedi iyi ki geldiniz, size bu fırsattan yararlanarak bir görev vereceğim. Bizde iki bölüm var. İhsaniye ve İncir Harvarı. Bu iki bölümün lağımlarının ilerlemelerinde büyük farklılıklar var. Bunları bana inceleyip sonunda bir kronometraj tutarak inceleyip sonunda bana bir rapor verin dedi. Ben arkadaşıma baktım, arkadaşım bana baktı. Sebep şu. Diyoruz ki birbirimize güven gözlerimizle iki bölümün kanalizasyonları ilerlemiyorsa bundan biz ne anlayacağız gibi bir şey. Hemen anladı rahmetli. Aa, çocuklar dedi, siz daha madenin mevsini bilmiyorsunuz değil mi? Biz dedi galeriye lağım deriz. Böyle de bir anım var. O ilk staj herhalde çok etkili olmuş ki yani sizin bütün şeyiniz, kariyeriniz zaten kömür. Evet. Öyle anladım ben. Evet. Ve sonunda gerçekten çok tasarruflar var. Nitekim ben Kozlu bölgesinin İhsaniye bölümünde staja başladım.
büyük bir hasetle yad ediyorum. Abimiz Özer Altay'dı. O beni yine çok büyük bir sevgi ve saygıyla yad ettiğim Gültekin Yandım Atan ocak mühendisine teslim etti. Gültekin Bey beni aldı. Hoş geldin dedi. Çok iyi davrandı. Staja başladım. Tam 38 iş günü, 45 günlük staj müddetince beni sabah 8'den akşam 4'e kadar bir hafta kazmacının yanında, bir hafta domuz damcının yanında, bir hafta nakliyatçının yanında sürekli çalıştırdım. Gerçekten avuçlarım nasıl tuttu? Sizi belki biraz cılız görmüştüm, gelistim bu çocuk diye. Çok korktum. Evet. Ve sonunda stajım bitti. Bir baktım, o Gültekin Yandım Ata gitti. İlk günkü Gültekin Yandım Ata geldi. Aynen. Gel kardeşim dedi. Şimdi dedi seni meslektaşım olarak ağırlayabilirim. Çayımı ısmarladı. Ve dedi ki, bu aynı zamanda bir mühendisin yetişmesindeki stajın önemini belirtiyor, gösteriyor. Kesinlikle. Dedi ki, sen dedi bir Türk mühendisi olacaksın. Bunun için yaptım. Çok iyi staj yapman lazımdı. Çok iyi mühendis olacaksın dedi. Ve o zaman anladım ki Unitech'in çok işime yarıyor benim şey staj. O yüzden şimdiden arkadaşlarıma, yanına gelen stajyerlere bu şekilde doğru dürüst güzel stajlar yapmalarını sağlamalarını rica ederim. Kesinlikle haklısınız. Çok önemli. Staj dediğiniz böyle olur. Ben İngiltere'de okudum. Kömür değil, metal madenciliği ama daha okum başlamadan biz 15 gün Holman kompresörleri var ya, onun granitte sürdüğü bir deneysel ocağı vardı. Oraya sürdüler, kazma küreği verdiler, tabancalarını verdiler, hadi derdiler. Onun neticesinde bırakanlar oldu. Yani benim düşündüğüm madencilik başka türlüydü deyip, ya ben bunu istemiyorum deyip ayrılan oldu ki öyle olmasın yani. Öğretti. Ha, bu arada çok da güzel bir başka anım daha var staj demişken. 1965 yılında da dördüncü stajımı Belçika'da yaptım. Evet. Belçika'ya giderken de çok değerli rahmetli hocam Profesör Doktor Cemal Bürün bana bitirme ödevi, master ödevi olarak da sübsidans, tasman olaylarını yerinde incele demiştim. Evet. Gittim. Oradaki stajlarımın bilimsel yanını anlatmayacağım. Staj mühendisi Monsieur de Rome diye bir Belçikalı mühendisti. Bir gün bu mühendis bana dedi ki, akşama hazır ol. Kaldığın misafirhaneden seni alacağım. Olur efendim dedim. Ve akşam arabayla geldi. Bir baktım. Yıl 65. Şahane bir mavi Mercedes. Evet. İlk defa görüyorum hayatımda. Ve dedi ki bayıldım tabii. Yanında da eşi hanımefendiyle beraber gelmişler. Gel dediler. Sana büyük bir sürprizimiz var. Gittik. Bir sinema salonunun balkon kısmına çıktık. Merak ediyorum. Büyük bir merak. Ha bu arada yolda giderken sürekli pantolonuma bakıyorum. Bu kumaş dedi İtalyan mı? Dedim ki hayır. Rahmetli babam, oğlum yurt dışına gidiyorsun diye bana Sümerbank'tan aldığı bir kumaştan takım elbise yaptırmıştı. Bu dedim bizim Sümerbank'ımızın kumaşının elbisesi dedim. En kalitesinden almış. Dedi. Var mı dedi Türkiye'de. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani. Benim Sümerbank kumaşımın hayran alan adamın kumaşı altında oturdu, üstünde oturduğu, içinde oturduğu Mercedes kadar önemli değil. Mercedes benim kumaş ondan çok daha önemliydi. Evet, biraz sonra gösteri başladı. Bir adam sahneye çıktı elinde Türk bayrağı. Sayın seyirciler dedi, şimdi size Türkiye'den gelen oyun ekipleriyle ağırlayacağız dedi. Bir baktım halaylarla bir sürü oyuncularımız bayraklarla beraber
Meğer alt taraf bizim orada çalışmakta olan Türk işçilerimizle doldurulmuşmuş. Bana böyle büyük bir sürpriz yaptılar ama ben gözlerimden yaş geldi. Bir baktım sağımda Mesut Rom, solunda eşi bana bakıyorlar. Benim o mutluluğumu görerek de onlar da mutlu oldu. Evet. Okuldan anılar var mı? Okuldan anılarım şöyle var. İTÜ'den tabii Maçka'daki o büyük kışlada okuduk. Bu süre zarfında şunu söyleyebilirim. Bizim bir maden fakültesi derneğimiz vardı. Evet. Bu derneğin hemen hemen 3. sınıftan itibaren bütün kongrelerinin başkanlığını yaptı. Bu başkanlıklardan birisinde yaparken o büyük amfide, kalabalık dolu amfi, sürekli bir gürültü var. Yönetemiyorum. En sonunda nasıl yapalım derken en arka sıranın koltuk arkasında bir arkadaşımız oradan bana seslenirken ben ona dedim ki ey sen ayağa kalk da konuş dedim. Benim bu bağırışım üzerine bütün millet geriye doğru döndü, baktı. Bir baktılar ki o zaten ayakta dediler. Meğer çok kısa boylu bir arkadaşımız ayaktaymış ama koltuk arkasında ben onu yarım görünce ve ben o kongreyi çok güzel idare ettim. Bu çıkıştan sonra herkes sustu çünkü. Böyle anılarım var. Sizin demek bu kongre organizasyonculuğunuz okula dayanıyor. Daha sonrasında da var. Aa evet. Evet. Böyle işler. Peki. Evet. Ama bu çok çok daha önemli. Evet. Şöyle ki yıllar boyu da yaşasın istiyorum. Yaşıyor çünkü. 1977 yılında Zonguldak'ta çalışırken Zonguldak Maden Mühendisleri Şubesi'nin yönetim kuruluna seçildi. Diğer şeyler yapalım. Evet. Dediler ki abi ne istiyorsan yap. Evet. O tarihlerde tekli yıllarda Türkiye çapında yapılmakta olan bir madencilik kongresi var. Evet. Düşündüm, taşındım. Biz dedim bunun bir başka şekli olan kömür kongresini yapabilir miyiz? Ve ona takıldım. Nitekim yapabiliriz düşündükten sonra yaparız dedik. Ve 77 yıllarında çalışmaya başladık. 78 yılında Kömür Kongresi'nin birincisini yaptık. Yürütme Kurulu'nun ilk başkanıyım. 80'de ikincisini yaptık. İkinci başkanıyım. Her iki senede bir çift tekli yıllarda Madencilik Kongresi, çiftli yıllarda Kömür Kongresi yapılacak. Gelmişken sırası 82'de yapacağımız kongrenin de yürütme kurulu üyesiyim. Arkadaşlar dedim, artık ben ayrılayım dedim. Ama dediler ki siz o tecrübelerinizden biz bir şeyler alıncaya kadar bir sene daha idare edin dediler. Evet. Olur dedim. Ve giderken 82'nin kongresine bir 10 gün falan artık 3. kongremiz uluslararası'ya dönüştü. Evet. Uluslararası'ndan da birçok şey var. Tebliğ var. Bir haber geldi, sıkı yönetim dönemi. Sıkı yönetim komutanlığı bizim kongrenin yapılmasını iptal etmiş. Evet. Sorduk, soruşturduk. Komutan dedi ki vallahi Ankara'dan geldi talimat. Sayın Galip Demirel, Zonguldak valisi, ona sorduk. Bilmiyorum dedi. Ve sonunda genel kurmaya gittik. Genel kurmayda istihbarat başkanı bir kor generalle çıktık. Ha bu neden böyle yasaklanmış? Sebep şu. Devlet Başkanı o günkü Kenan Evren. Kenan Evren'e ve 5 arkadaşına biz davetiye göndermişiz.
Evet. Onlara giden davetiye meğer genelkurmaya bir uğrarmış. Evet. Onu böyle görünce bir bakmış adamcağız, bu burada yapılamaz. Sorduk, neden yapamayız paşam? Ya dedi, kardeşim siz bilmiyor musunuz dedi. Döndü arkasındaki haritaya bakarak, Zonguldak Batı Karadeniz bölgesi kırmızı boyanı. O kırmızı boyanın anlamı, oraya demir perdesi gerisi ülkelerin hiçbir mensubu giremez. Evet. Dolayısıyla dedi, siz uluslararası bir kongreyi böyle bir yerde yapın. Ya Düzce'ye taşıyacaksınız ya Ankara'ya dedi. Ve hemen aklıma geldi. Sayın Paşam dedim, şu anda Zonguldak'ta, Kozlu'da bir 1000 metreye derinleştirilen kuyu var. Evet. Bu kuyuyu da Polonyalılar açıyor. Şu anda en az 40-50 tane Polonyalı mühendis ve işçi çalışıyorlar deyince yapmaya abi. Ve hemen yasağı kaldırdı. Biz 3. Kömür Kongremizi ve devamlarını sürekli Zonguldak'ta yapmaya devam ettik. Evet. Bu askerlerle olan anılar da enteresandı. Sizin askerlik ne zaman? 67'de İTÜ'yü bitirdiniz. 67'de İTÜ'yü bitirdim. Ve demin de tesadüf demiştim ya. Yine Zonguldak, Kozlu, İhsaniye bölümünde ocak mühendisi olarak işe başladım. Siz hiç metal yapmak istemediniz mi? Kömür dolu çekti mi sizi? Niye devamlı kömüre gitti? O tarihlerde bir büyüğüm bana şunu demişti. Kömür ocaklarında eğer arkana bir kömür bulaştı ise artık kurtulamazsın demişti. Bulaşıyor yani. Bulaşınca demek ki bu iş böyle devam ediyor. Ve orada işe başladım. Evet. Zaten mezun olunca evlenmiştim. Derken 1900 bir buçuk sene sonra da askere gittim. Evet. Askerliğim enteresan, o da enteresan. Evet. Sınıfımın tespiti için rapor almam gerekiyordu. Ankara'ya 1001 yataklı mevki hastanesine gönderdiler rapor alacağım. Bütün doktorları dolaştım. Bütün raporlarım temiz çıktı. Analizler temiz çıktı. Son göz doktoruna gittim. Göz doktorunun yanında bir bayan var. Beni muayene etmek için karşıdaki kitapçık gibi bir şey var. Sayfasını açtı. Sayfanın ortasında kocaman bir O harfi var. Ama karmakarışık, renkli. Oku dedi. Ben çok dikkat etmeksizin O dedim. Dedim. Bayan bana bak. Ters bak bana. İkinci sayfayı çevirdi. Tekrar oku dedi. Duymadı herhalde dedim. Biraz daha yüksek sesle O dedi. Bir daha çok kötü baktı. Üçüncü sayfayı çevirdi. Ve dedi ki oku. O'yu beğenmedi. Sıfırdı. Daha başka okutmadan dedi ki renk körlüğü tespitiymiş meğer. A101 gereği geri sınıflarda çalışır dedi. Ve levazım oldu. Bu Halıcıoğlu'ndaki Levazım Okulu'nda okurken yeni evlenmişim. Ev tuttum. Artık kıtaya gitmek istemiyorum. Okulda nasıl kalırımın çarelerini ararken çok ders çalışmaya başladım ve okul üçüncüsü oldum. Kura'ya katıldım. Kura'da da Allah gösterdi. Okul kurasını çektim ve okulda kaldım. Ayrıca tesadüfen tesisime 6 ay kala askerlik 6 ay kısaldı. 2 sene yerine 18 ay askerlik yaptım ve tekrar Zonguldak'a işe girdim. Bu arada çoluk çocuk sahibi oldunuz galiba. Evet. 68 yılında çocuğum bir kızım oldu. Allah bağışlasın. Ondan 2 tane torunum var. 74 yılında bir kızım daha oldu.
Ondan da iki tane torunum var. Maşallah. Çocuklarımın büyüğü iç mimariyi bitirdi. Onun ikincisi Kanada'da üniversiteyi bitirdi. Şimdi Belçika'da stajını yapıyor. Evet. Küçüğünkiler biri hala lisede, biri ortada devam ediyorlar. Evet, bu arada dilerseniz şu 73 yılındaki bir şeyimden bahsedeyim, bir çalışmamdan bahsedeyim. Yine kömür herhalde. Nasıl? Yine kömür üzerine muhakkak. Elbette ama bu gerçekten önemli bir şey. 1973 yılında ocakta çalışırken çalıştığım ocağın damarları 1,5 metre dolaylarında. Hangi ocakta? Neredesiniz? Zonguldak. Yine Zonguldak. Kozlu İhsaniye. Evet. 73 yıl. Bu ocakta 3. ocağın, 3. Cartier'in mühendisiyim. Evet. Cartier ne demek? Bakın bu yabancı bir şey şimdi. Bu Cartier bugünkü ocağın, o günkü tabiri. Ocak yerine Cartier diyoruz. 2-3 Cartier'in birleşmesinden dolayı da bir de ocak mühendisimiz oluyor. Ha. Sonradan herkes ayrıldı, herkes ocak mühendisi oldu birer birer. Nitekim ben 3. Cartier'in mühendisiyim. Ocak mühendisimiz Allah rahmet eylesin Mustafa Ömer diye bir abimizdi. Damarlarım orta boy kalınlıkta. Diğer arkadaşlarımın damarları 3'er 4'er metrelik. Evet. Yoğunların arına paralel sarmaları 4 metre. Evet. Benim arına paralel sarmam, randımanı tutturabilmem için, üretim miktarını tutturabilmem için 5 metre. Arın ne demek onu da soracağım. Böyle yabancı şeyden geliyor da bilmeyenler. Uzun ayaklarda kömür kazılırken karşımızdaki kömür damarındaki kazılan kısma arın diyoruz. Evet. Bu kazılıyor. Geri kalan kısma donluk tahkimat yapılıyor. Onun arkasında göçük oluyor. Biz sürekli kömüre doğru arın diye giderek evet. gidiyoruz. Burada 5 metrelik sarmaları atarken bir gün amirlerimizden biri, değerli bölge müdürümüz Faruk Tanzok. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Ya lütfi dedi, şuna bir çare bul. Nasıl efendim dedim. Senin dedi kullandığın 5 metrelik ağaçlar, ormanlarımız tam gelişmemiş. Finlandiya'dan ve Romanya'dan ithal ediyoruz. Dolayısıyla döviz harcıyoruz. Şuna bir çare bul. Olur efendim dedim. Düşündüm, taşındım. Nasıl yaparım? Yine rahmetli andığım Cemal Büren hocamın işletme kitabına baktım. Orada bir paragrafa aslında bir de resim var. Arına paralel sarmalar yerine sarmalar dik atılır. Evet. Bunun da resminden yararlanarak ben arına dik sarmayı 3 ay boyunca bil fiilde kazmacılarımla beraber, domuzlamcılarımla beraber gire çıka paylaştı, yaptı. Ama ayak şahane oldu. Sonunda bir hesapladım. Randımanım arttı. Üretimim arttı. Direk sarfiyatım azaldı. Ve üstüne üstlük güvenlik de arttı. Evet. Bunu ben 1973 Eylül'ünde bir makale haline dönüştürdüm. Evet. Ve Oda'nın Madencilik Dergisi'nde yayınlandı. Akabinde çok daha büyük bir sürpriz. O sene Oda başarı ödülü diye bir ödül, yarışma ortaya çıkmış. Evet. Bu yarışmada da beni ödülü kazandım diye takip ettiler. 1974 Şubat'ında da kongreden o ödülümü aldım. En muhtemel köşemde saklıyorum. Ya Lütfi Bey, ödül para yok muydu şimdi? Emin kısmı. O tarihlerde yanılmıyorsam aldığımız maaşlar 1800 liralar civarındaydı. Bana müracaatında ödenmek üzere Zonguldak İş Bankası Şubesi'ne 8000 lira göndermişlerdi. Ama benim için o günlerde o çok büyük bir paraydı. Bence de yani müthiş bir şey. Aylığınızın kaç misli? Aşağı yukarı 6 misli.
5 misli var. Evet. Ödül verenlere duyurulur bu arada. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Doğru. Evet. Nitekim vakfımız daha şu anda çok güzel ödüller, yarışmalar yapıyor. Ve bu yarışmalarda çeşitlilikler de var. Evet. Son olarak 2 senedir de çevre ödüllerimiz de buna dahil ediyor. Çevre, iş güvenliği. İş evet. güvenliği. Dolayısıyla ödül insana şevk veriyor ve çalışma gayretlerini çok daha arttırmasına vesile. Yani sizinkinin yanında bizimkiler sembolik kaldı şimdi. Çünkü rakamları düşününce yani maaşın 5 misli falan vallahi, böyle vakıf olarak bu kadar veremiyor. Vakfımızın desteklenmesi de gerekiyor tabii. Bu arada tabii bu yayını da vakıftan yapıyoruz. Söylemeyi unuttuk. Evet. Yani ikimiz de vakıfta beraberiz. İkimiz de vakıfta çalışıyoruz gönüllü olarak. Onu da söylemek isterim. Sonra yine kömürle devam ediyoruz galiba. Evet. 1974'te bu sefer İhsaniye'nin bölüm mühendisi oldum. Evet. 1978'de çok genç yaşta Kozlu'nun bölge müdürü oldum. Evet. İhtilalde etüt müdürlüğüne getirildim ve arkasından TK'ya bağlı olduğumuz için TK'ya genel müdürü Hasan Mumcu Bey ama olmadı. Çünkü ihtilal hükümetinde 6 ay bekledi. Bunun sonunda ben de büyük bir stres yaşadım ve memuriyet hayatıma istifayla son verdim. O günden 1983'ten itibaren bugüne kadar artık Türkiye'nin her yerinde birçok daha değişik madenlerde çalışma imkanı buldum ve çalışıyorum. Belki isabet olmuştur. Hani özel sektörde farklı anılarınız vardır muhakkak. Farklı var. Konularda çalışmışsınızdır muhakkak. Kömürden biraz belki uzaklaştınız, belki uzaklaşmadınız. Özel sektörde neler yaptınız? Özel sektörde ilk başladığım yer Yediz Kömürleri'ydi. Evet. Yediz Kömürleri'nde oldukça ilk defa özel işletmeye mekanizasyon geldi. Evet. Yani Yediz'de çalışmalar sadece kömür takibi şeklinde yapılıyordu ve kömür atımlarında da ister istemez nakliyat vagonları yerine el arabaları kullanılıyordu. Bu tabii çok büyük maliyetler doğuruyordu. Bunu ilk defa biz dedik ki bunu düzeltelim. Ne yapalım? Atlamayalım. Yok hafif meyilli de olsa galerilerimizi sürelim ve bu galerilere chain konveyörler koyalım. Evet. O chain konveyörleri şu anda hala daha herhalde faaliyettedir. Pi makine diye bir işletmede chain konveyör yaptırdık ve o makineler sayesinde Anadolu'da kömürde mekanizasyonun kullanımı başladı. Tabii çok büyük faydası var. Şimdi benim aklıma gelen şu, yani daha öncesinde adam başı üretim neydi, sonrasında 500, ne oldu mesela? 500 kilo civarında olan randıman 2 tonlara çıktı. Ya 500 adam başı 500 kilo dehşeti, çok kötü bir şey tabii yani. Ama kömür değerliydi. Şöyle değerli, özellikle Yediz kömürü olması bakımından kükürdüğünün çok yüksek olması bakımından tesinde kullanılması uygun değildi. Fakat Yediz kömürünün bir önemli özelliği vardı. Bu kömürün kükürt varlığı kiremitlerde renk verme özelliğine sahip. O yüzden de Yediz'in civarında bulunan Kütahya, Turgutlu ve bu civardaki kiremit, tuğla fabrikaları başka kömür yerine Yediz kömürünü çok daha pahalı bile olsa tercih ediyorlardı. O yüzden de para kazanılıyordu. 500 kilolar bile. Evet. 2 ton olunca çok daha fazla olmaya başladı. Değil mi? Muhakkak.
Şimdi tabii bu kömür konuşuruz. Ben de kömürcü değilim. Hiç kömürle hiç alakam olmadı. Hatta maden okulumu seçerken de metal madenciliği okulu diye gittim. Ama kömür deyince aklıma hep kazalar geliyor. Muhakkak başınızdan bir sürü, yani birden fazla kaza geçmiştir. Ve de siz kan göremiyorum dediniz de peki Evet. maden ocaklarında muhakkak Doğru. kanlı olaylar da oluyor. Çok güzel bir noktayı hatırlattınız. Ben kan görünce özellikle ilkokullarda aşılar sınıftayken yapıldı. Evet. Ve aşı kokusunu aldığım zaman ben sınıfta bayılırım. Allah Allah. Enjektörü görünce, kanı görünce çok stresler geçirdim. Ama hayatımda birçok kazayla karşılaştım. Çünkü yeraltı madenciliğinde kaza olmazsa olmaz oluyor. Evet. Ve bu kazalardan da işin başında olmam nedeniyle birçok yaralı ve gazi arkadaşlarımı, kardeşlerimi kazalardan yara bere içerisinde, kan revan içerisinde kucağımda ve sırtımda taşıdım. İnanır mısınız? Enjeksiyon gören, bir kan damlası gören, direkt bayılan ben hiçbir şey hissetmedim. Demek ki iş başa düşünce bazı şeyler hiç Bu enteresan tesir abi. etmiyormuş. Evet. Çünkü o anda benim tek amacım o kazadaki o arkadaşımın kurtuluşudur. O yüzden Evet. kanmam hiçbir şey aklıma Evet. gelmiyordu. Ben buna bağlıyorum. Başka bir Evet. şey diyemiyorum. Nasıl kazalar? Hatırınızda olan var mısınız? Var tabii. Örneğin. Ders alacağımız kazalar, Ha, almamız gereken. örneğin. Bir akşam evdeyim. Bir telefon geldi ve haber. Beyim ocakta göçük oldu ayakta. İki sarmamız göçtü. Peki hemen ilk aklıma gelen kazada bir başka sıkıntı var mı? Göçük elbette bir kaza ama Allah korusun başka bir insanla ilgili bir şeyimiz olmasın. Hayır, yok dediler. Israrla sordum. Kontrol ettiniz mi? Hiç kimse, herkes saydınız mı? Saydık. Peki. Evet. Aradan zaman geçti ve uyku saatim geldi, yattım. Daha yatar yatmaz dalmışım bir telefon daha. Beyim ocakta göçük oldu. 4 kişi kaldı. Hemen ya siz bana biraz evvel hiç kimse kalmadı. Beyim bu yeni bir göçük. Meğer o göçüğü açmaya çalışan arkadaşlar yarım ağız diye tabir ettiğimiz göçük açma metoduyla çalışan arkadaşlarımızın alt kısmında yeni bir göçük olmuş. Evet. İki sarma daha göçmüş. Hemen apar topar ocağa gittik. Önemli olan şu. Bu hangi ocak bu arada? Yine Yine İhsaniye. İhsaniye'de. Ben Orası tek Sakarya. iş işte hep bu dedi ya rastlantı ve Evet. kader. Evet. Stajım İhsaniye. İşe başladığım yer İhsaniye. İhsaniye'de bölüm mühendisliği arkasından Kozlu Bölge Müdürlüğü. Evet. Ve göçük açmanın değişik metotları vardır. O göçük daracık bir yerdir. İri yarı bir insanı oraya sokamazsınız. O yüzden Süleyman Hoyladı diye bir arkadaşımız Evet. çok iri yarı değil, kısa ama çok çalışkan ve becerikli. Derhal hemen onu çağırttım ve işe başladık. Bir nevi bir affedersiniz köstebek gibi başladık oymaya ama altında da bir ekip var. Çünkü onun kazmasından sonra ihtiyaç duyacağı kömürün nakledilmesi, kazdığının nakledilmesi ve yerine yapacağı tahkimatın elemanlarının ona ulaştırılması için bir ekip çalışması var. Derken gün ağarmaya yakın biz bir delik açtık. Ha, bu arada sürekli oradaki arkadaşlarla temas halindeyiz. Diyoruz ki arkadaşlar bir tane lambanız yansın, diğerleri lambayı söndürün, ihtiyacınız olabilir, şarj bitmesin. Evet. Ve isim isim sayıyoruz.
sürekli hayatta olup olmadıklarını kontrol ediyoruz derken deliği açtık. Orada nezaretçimiz, oranın o günkü sorumlusu, nitekim onların işinin başındayken alttaki göçük olmuş. Ona dedim ki sen diğer arkadaşları yukarıdan aşağıya doğru sallayacaksın, biz aşağıdan çekeceğiz. En son sen geleceksin, oranın kontrolü sende. Ne nitekim aldık, onu da aldık. Şefimiz de yanımda, ocak şefimiz. Ocak şefiyle bu arkadaşım aynı köyden. Evet. Tabii büyük bir üzüntünün arkasından böyle bir güzel keyif içindeyken ah Nizamettin dedi, bir sarıldı. Abi baktım 8-9 saat boyunca bizim de can siperane, dirençli bir şekilde konuşan Nizamettin küt dedi, düştü bayıldı. Demek ki o ana kadar içinde biriken şey o duygusal anda evet, birdenbire ortaya çıktı ve arkadaşımız evet, vardı. Ama hemen aldık, vagonlara bindirdik. İnanır mısınız? Dünyanın en muzaffer insanıydım ben. Öyle evet, hissettim. Çünkü bu hayatları öyle kurtarmak çok evet, önemli bir şeydi. Evet. Bir başkası, nitekim yine bir göçüye gittim. Bir işçi kardeşim sağ. Evet. Ama tek bacağının üstünde ağır bir taş kıstırmış, kurtaramıyoruz. Evet. O taşı sağlama almadan altını oyup onu çekebilmemiz için taşı önce sağlama almamız, tahkim etmemiz lazım. Ama bu da zaman alıyor. Fakat o işçi kardeşim müthiş bir acı çekiyor. Sürekli bana diyor ki beyim ne olursun bacağımı kes beni kurtar. Bacağımı kes beni kurtar. İnanır mısınız ne müthiş. Tahkim ettik. O arkadaşımızı bacağı da sağ bir gün içinde tam olarak çıkardık. O da büyük bir mutluluktu. Muhakkak. Kömür deyince aklıma Grizu geliyor. Aa. Var mı? Grizu. Var. O da var. Malum. Grizu kontrol dışı olduğu andan itibaren patlamalar kaçınılmazdır. Evet. Böyle patlamaların sonunda da bunu denetim altına almak, o ocağı denetim altına almak ise büyük bir uğraş ister. Biz daima Grizulu ortamlarda çalışırken böyle bir kazaya maruz kalabilmemiz esnasında hazır bekleme barajları bekletiriz. Evet. Bu Grizulu'nun olması anında da yayılımı önlemek için bekleme barajlarını önce kum torbalarıyla sonra da çimento vesaire duvarla öreriz. Yine böyle bir çalışmanın içindeyiz. Bir beraber çalıştığımız, o da rahmetli oldu, Adnan Fırıncı diye bir elektrik mühendisi arkadaşım vardı. Evet. O da bir taraftan orada alınabilecek malzemeleri derleyip toparlayıp tekrar kullanıma arz etmek üzere büyük bir uğraş veriyor. Evet. Ama öyle bir uğraş ki hiçbir şeyi ihmal etmemek için cansiperane çalışıyor. Fakat gireceği yer çok tehlikeli yer. En sonunda Adnan Bey'e dedi ki, Adnan Bey tamam. Bundan sonrası yangın söndükten sonra gider alırız. Lütfen yaka paça ona atmak zorunda kaldık. Demek ki devletini düşünmek, orada evet, en ufak bir şeyin kalmasını evet, önlemek için gayret sarf eden nice arkadaşlarımız da var. Evet. Bir başka şey, demiştim ya 83 yılında istifa ettim. İstifam da Şubat 83. İzinlerimi kullandıktan sonra demiştim. Evet. Mart ayında Armutçuk'ta çok büyük bir Grizu infilakı oldu. Yanılmıyorsam 200'ün üzerinde vatandaşımızı kaybetmiştik. İzindeyim. Derhal bir telgraf dön. İşinin başına geldim.
Bana dediler ki arkadaşlar, o zamanın müessese müdürü Zeynel Bey, lütfen bunu incele, en ufak noktasına, en küçük detayına kadar incele. Bulduğun her bulguyu bundan sonraki kazalar olmasın. Nasıl tedbir alabiliriz? Yaratalım, bize şey olsun, bir destek Kılavuz olsun, olsun. kılavuz Evet. olsun diye böyle bir hafta 10 gün çalıştım, bir rapor hazırlayıp bırakmışım. Çok önemli şeyler vardı O da bence. büyük faciaymış. Hem 200 de küsur çok, diyorsunuz. hem de çok, hem de çok. Ya. Peki siz özel sektörde de galiba kömür yine devam, kömürde. Kömür oldu, mermer oldu. Mermer oldu derken çok iyi başarılı olmadım. Ama şu var, çalıştığım ilk mermer ocağından ürettiğim mermerden elde ettiğimiz mezar taşlarıyla annemin ve babamın mezarlarını da süslemiş oldum. Bana büyük bir an oldu. Mermerinde faydası oldu diyorsun. Evet. Başka özel sektörde kimlerle şey yaptınız? Ben dedemanı biliyorum ama başka ne var? Cemil Ökten'le Kemerburgaz kömür işletmelerinde çalıştım. Bütün sorumluluğu bana vermişti. 1995'li yıllarda hatırlarsanız o tarihlerde de çok büyük bir şey vardı. Hava Hava kirliliği kirliliği. olayları Hatırlıyorum. vardı. Hatırlamaz mıyım? 85'te başlamıştı Camları açamıyorduk. ve ondan sonra da hızla yayıldı. Kömür ithalatına da geçtik. Ve 1995 yılında, 96 yılında bu hava kirliliğine sebep olduğu düşünülerek Kemerburgaz kömürlerinin Yasaklandı. İstanbul'a girmesi yasaklandı. Sebep de şuydu. Çünkü genç kömür olduğu için nem oranı yüksekti. %38-40'lar civarında. Yüksek nemli kömürlerin partikül emisyona etkisi çok büyük olduğu için, hava kirliliğini çok arttırdığı için zaten var olan hava kirliliği daha artmasın diye girişe yasaklandı. Bunun Evet. sebebinin bu olduğunu öğrendiğimiz zaman biz dedik ki bunu bir rapor üzerine bu yasak alınmış. Raporun sebeplerini araştırdık ve dedik ki bu araştırılmış mı, bu rapor böyle verilmeden evvel bunun böyle olduğu araştırılmadığını öğrenince araştıralım dedik. Ve Profesör Doktor Ekrem Etinci, Profesör Doktor Hasan Can Okutan, Profesör Doktor Ahmet Arısoy, ben ve bir asistan Nalan Erdoğ kardeşimizle beraber heyet halinde bunu araştırdık. Bu profesörler kömür üzerine herhalde Kömür, uzmanlıkları. kömür ve kimya. He. Ahmet Arısoy, Makine Fakültesinden İTÜ. İTÜ Tamam. Makine Fakültesinden ısıyla ilgili bir şey. Ve ben 2-3 ay sobada Sibirya, Avustralya, Güney Afrika, Gediz, Zonguldak, Tunç bile ve bunların karışımlarının yanı sıra bu Kemerburgaz kömürünün orijinal 24 derece neme kurutulmuşu ve 12 neme kadar, verim ne kadar, Evet. ısı verimliliği ölçtük ve sonunda ortaya bir sonuç çıktı. Evet. Sonuç şu: hiçbiri hariç hiçbiri partikül emisyona sebebiyet vermedi. O biri ne? Bir tek Kemerburgaz kömürünün 24 neme kurutulmuşu. Evet. O da yeni yeni çatlamaya başlıyor.
ve ucu açılan kılcal damarlardaki su'nun patlaması bu olaya sebep oluyor. Çok enteresandı. Düşündük, taşındık ve sonunda bir teori yarattık. Evet. Yarattığımız teori şu, yumuşak yanma adı bu. Evet. Ve bunu makalenin haline getirip uluslararası yayına arz ettik. Evet. A sınıfı bir dergide Food Processing Technology adlı bir dergide yayınlandı. Bu dergide yayınlanabilmesi için çok önem verilmiş bir konu olması lazımdı. Nitekim çok önem verilmiş bir konu oldu. Dünyada ilkti. Ya, hocaların çok hoşuna gitmiştir. Onlar dergide yayınlar bayılırlar yani. Hem de nasıl. Onlara üstüne üstlük TÜBİTAK'tan şeyler verildi. Ödüller verildi. Evet. O da iyi. Evet. Ben şey de biliyorum, siz de özel sektörde çobanla da çalıştınız bir yerde. Bir yerde çoban, evet. Kömürde bayağı şey aynı. İşte onu biraz evvel söyledim demin. Hep o nakliyatın bu şekilde olması, 25-30 metre vagonla yapılan taşıma, kömür yukarıya doğru attığı zaman kömür kazımına devam ediliyor ama yükselerek. Bu sefer nakliyat el arabasına dönüşüyor. 40-50 metre gidiyor, bir daha atlıyor derken her seferinde el arabaları artmaya başlıyor. Evet. Neticede bir bakıyorsunuz ki bir kazmacı ekibinin ürettiği kömürü 8-10 tane nakliyatçı ancak taşıyor. Bu da şu demek oluyor. O randıman biraz evvel söylediğimiz şekliyle 500 kiloya kadar düşüyor. Evet. Onun üzerine orada işte nakliyatı konveyör taşımaya çevirdikten sonra randımanımız 2 tonlara çıktı. Evet. Çok büyük paralar kazandı arkadaşımız. Ondan sonra Nizamettin Bey. Evet. Ondan sonra da yurt çapında başka maden, işte Yüksekova, Hatay Arsuz, Muğla gibi yerlerde bir takım krom gibi başka madenlere de yönelmeye başlamıştık ama sonunda bir takım kendisi aslında siyasetçiydi. Siyasi bir takım şeylere maruz kalınca kendisini çekmek zorunda kaldı. Nizamettin Çoban'ın da hayatı enteresan. Müsait olursa bir sefer onunla da yaparız. Sohbeti. Çünkü hatırladığıma göre söylediğiniz az önce 60'ta Harbiye'den atılıyor ihtilalde. İkinci ihtilalde bu sefer milletvekilliğinden atılıyor. Evet. İhtilallerle dertte. Nizamettin'de şöyle bir geçmişimiz var. Ben ilkokulu Güney'de okudum. Ortaokulu Eşme'de okudum. Hemen 40 kilometre uzanımızda Uşak Eşme. Ve benden 1-2 sene sonraki Eşme Ortaokulu'nda okumuştur. Evet. Sonra tanışmıyoruz o zamanlar. Nizamettin Harp Okulu'na gidiyor. Subay olmak istiyor ama 60 ihtilalinden sonraki 61 ihtilaline katıldığı gerekçesiyle atılan Harbiyeliler safında oluyor. Ve sonunda da ister istemez kendilerine tanınan bir hak nedeniyle Maçka Maden Okulu'nu bitirip maden mühendisi oluyor. Ve yıllar sonra tanışıyoruz ve sürekli bana gel neticede işinin başına geçiriyor. 61 ihtilal derken bu Türkeş'in hareketi miydi? Evet. Onlarla beraber değil mi? Ama onlar tabii o zaman okulda. Yani. Evet. Şimdiki Kuleli'den çocukları attılar ya 15 Temmuz'dan sonra. Doğru. Kim var kim yok. Hepsini aynı torbaya koyup. Şeyle hatırladığıma göre sizin bir amip kapma olayınız var böyle bir dağlarda, tepelerde dolaşırken. Evet. Ona da nasihat babında söyleyelim. Şöyle. Değerli arkadaşlar, bu da çok önemli bana. Çok büyük bir ders oldu.
1998'in sonlarına doğru Dedeman'da danışmanlık yaparken Pınar Nemrut Dağları'nda, Pınarbaşı'nda krom üretimi sırasında dağlarda araştırma yaparken dağa doğru tırmanıyorum. Dağın tepesinde kar var. Aylardan Mart. Ve sular şırır şırır akıyor. Eriyen karlardan. Ben de Nemrut ve Erciyes mi? Şimdi Pınarbaşı dediniz. İşte Erciyes o civardaki dağların. Okey. Hani ben oradayım ama dağların çoğunu da gezmek durumundayım. Araştırıyorum çünkü. Evet. Ve dağa doğru tırmanırken susuyorum. O şırır şırır aktan temiz diye düşündüğüm sudan içtim. Evet. Biraz daha çıktım, bir daha içtim. Bir de baktım ki bir yere gelince bir plato oluşmuş. Platoda bir oba kurulmuş, insanlar var. Keçileri, koyunları, inekleri var, atlar var. Hiç o anda dikkatimi çekmemişti. Neyse döndüm ama akabinde bende bir ishal başladı. İshal 3 ay. Ve sonunda çaresini de bulamadım. Neticede Haziran ayında Haydarpaşa Gata'da doktorlar bende amipli dizanteri teşhis ettiler. Bu amip meğer insan ve hayvan dışkılarından insana bulaşan bir amipmiş. Bölünüp ikiye, öbürü bölünüp geometrik bir biçimde artıp bağırsakları kaplayınca yediğiniz tamamen durmadan çıkıyor. 52 kiloya düştü. Ve ölümden döndüm. Gözümü oynatamadım. Sonunda doktor bey 50 günün sonunda bana dedi ki tamam, amipi öldürdük. Tamam. Ve taburcu oldum. Eve geldim. 99 Temmuz depremine rastladım. 12 katlı bir apartmanın 10. katında çalışıyordum. Felaket üstüne felaket. Emekliye asansöre şimdi gittik, bindik, indik aşağıya, tık elektriklendi. Asansörde kalsaydık faciaydı. Asansör çalışmasa, merdivenlerden inmeye kalksam mümkün değildi. Onu da öyle atlattım. Ve arkasından Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın yönetimi bana dedi ki, tabii benim bu arada fiziki ve fiili madenciliği, böyle dağlarda şurada burada dolaşma şeylerim hemen hemen sıfırlandı. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı yönetimi dedi ki, gel, katkılarda bulunursun. Nasıl? Eğitim seminerleri düzenleyelim dediler. Ben 99 yılından beri bugüne kadar eğitim seminerleri yapıyorum ve muhtemelen 300'ü geçmiştir. Bir nevi meslek içi eğitim semineri. Evet. Yurt çapında da yüzlerce maden çalışanına bu şekliyle yardımcı olmaya çalıştım ve ömrüm devam ettiği sürece sektöre hizmet vermeye gayret edeceğim arkadaşlar. İnşallah devamını diliyoruz. Biz de sağ olun katkılarınızın. Bizim süremiz doldu. Birkaç dakikada isterseniz sorusu olan varsa şimdi arkadaşımız mikrofonları açar. Elbette. Canan, mikrofonları açabiliyor muyuz? Var mı bir şey sormak isteyen, konuşmak isteyen? Teşekkür ediyoruz Dündar Bey ve Lütfü Bey. Ağzınıza sağlık. Bu keyifli sohbet ve muhabbet için zaman ayırdınız.